Kapakları hatırlıyor musun? Hepsini kapayıp çıktım evden yani. Artık bak, geri zekalıca şakalar yapmaya devam ediyorsun. Şaka değil be, artık hiç neyi düşüneceğimi şaşırdım şu bana an. Bana koyduğun kapakları hatırlıyor musun? Hangileri hocam? Kaç kapak koydun bana sahnede? Hocam onları nasıl unuturum ya? Hayır yani şey anlamında, hakikaten bazen benim de Tolga senin büyüğüne karşı nasıl davranıyorsun? Bazen de Şirazi'yi kaçırıyorsun diye kendimi teskin ettiğim. He. Peki sen bana her kapak koyduğunda seyircinin çılgınca seni alkışlamasından nasıl gaza geldiğini fark ettin mi? Ya onu zaten mezara gitsem unutmam. Yani o şimdi çünkü bir sanatçının... Unutursun arkadaşım. Ha, gidersem unuturum tabii orada. Birazdan gideceksin. Efendim? Rol olarak mı? Telefon rehberinde prostat mı yazıyor? Arkadaşım, P harfinde değil misin? Evet. O sayfaya prostat yazmamış mı birisi? Yazmamış. Çünkü nasıl normal insan tutmuş bu rehberi. Niye? Prostat yazmamış kimse. Ne yazması lazım? Ya ne yazacak? Doktor işte, ne yazması lazım? Pratisyen hekim. Fatih Bey. Ne yazması lazım oraya? Yani prostata urolog bakar. U harfine gelelim biz. Ha. Hastayım kızım sana. Bayılıyorum vallahi. Ezgi, sen konuşuyorsun. Ezgi, seni seviyorum. Dünyanın en mutlu kadını yapmak istiyorum seni. Hayatımı, her şeyimi önüne adamak istiyorum. Ezgi, tercihini yap. Ben gene Mete'yi alayım. Allah sizi kahretsin. Kestik. Ya, yürü git, ben bu evime bir seviyorum. Arkadaşım. Ya. Bir evi tutacağız bakalım. Sen kıza gelince sapıklık yapıp diş atarsan kız da seni istemez. Hayır, görsün dişine göre miyim o anlamda. Sana ver. Bir şans daha veriyorum. Bir şans daha ver. Verdim. Evet. Belki kiralık bir eve bakıyorum ama gönlüm gerçekten ev sahibi bir kadın istiyor. Seni istiyorum Ezgi. Bu da yönetmene kapak olsun. Usta arkadaşım, arabanın altına girmez misin yağ değiştirirken? Niye, manyak mıyım, benim ne işim arabanın altında ya? Haydi koş 14 al gel. 12 bu. Arkası işte. Öbür tarafı 14. Şu andan itibaren yürüyerek gidip geleceksin. Bel fıtığına iyidir. Benim bel fıtığım yok. O yüzden bilemiyorum. Bel fıtığı olan biri varsa yürüyerek gitsin. Belinde rahatsız. En sevdiğim ruj. Kırmızı. Sık mı kullanırsınız? Şimdi bunun direksiyonu yok ki. Arkadaşım var. Var, direksiyonu senin var. İcat ettiğin her şey var uçakta. Uçur şunu. Kıza hava at. Şunu da ben icat ettim. As subay, üst çavuş uçak icat etmiş. Evet. Fırlatma sensörünü sen buldun ilk. Evet, oraya da yönetmen diye koydum. Saçlarını kim ördü senin? İçeride bir abla var mı? Ekmek teknesini düşürdüm bana. Bir şey göründü ya. Aa, gördüm. Bir şey soracağım arkadaşım. Eski tarihte o. Sen daha önce kaç yıl etek kullandın ki bu kadar iyi biliyorsun oturup kalkmayı? Yani etek bilmem için etek giymem gerekmez. Giyenden öğrenirim. Arkadaşım, batın neresi? Benjamin Batın işte, ne bileyim ben ya. O kişisel bir hastalık herhalde. Ablacığım, batınını göster doktora. Batın ne? Çık bir kapat. Müzisyeni çağır hemen. Gel buraya bakayım. Düzgün çağır adam gibi. Düzgün adam gibi gel. Arkadaşım sen adam ol, müzisyeni çağır. Adam ol da şu sahneye gel artık be. Şurada 5 yaşında çocuklar var, onlar bile anladılar. Niye, yasak, 7'den aşağısı giremez. Hah. Hadi ne oldu? Alkışı yüzüne almak her zaman daha iyidir. Geriden geliyorsun, insanlar aralarda alkışlıyorlar, yandan yiyorsun alkışı. Halbuki buradan gelsen yüzünü alacaksın. Evet, hiç. Şu an yolda hep bunları düşündüm hocam. Gerçekten yani siz nasıl öndesiniz, nasıl fark ediyorsunuz bunları, ben de onu düşündüm zaten. Ama en azından alkış alacak yüzüm var. Diye buraya da böyle aile boyu bir kapak koymak istiyorum. Kapak üstüne kapak. Ki anlamsız, kapağın üstüne kapak olmaz çünkü. İşte bunları tecrübeyle öğreneceğim hocam. Siz sizi dinleseydim... Tabii laf ebesi. Evet. Başka gelen giden yoksa ben çıkayım hocam. Çıkmayayım. Bana ettiğin hakaretlere gelelim.
Onları nasıl unut? Hayır, hayır. Şimdi hakaret olarak bir olay yanlış bir yere gidecek. Hakaret olarak adetmeyin bana, şey yapmayın. Hakaret değil. Yani ben istedim ki seyirci hocasının önünde ayakları üstünde duran efendim bir stajyer mesela o şekil görsün. Yani vay çocuğa bak. Nasıl yetişmiş? Nasıl yetiştin? Harika. Harika. Gerçekten çok düşüncelisin. Mesela bir tanesini hatırlatayım sana. Sahneye bir ayı gelsin. Hocam ama gözükmemeniz gerekiyor. Bak yaratıcı olarak bak işte mesela. Yani sanat açısından ben o için gönlüm tövbe. Konuşma gerizekalı. Tabii. En çok kimi özledin? Sizi özledim. Aferin. Yalan canım. Nereden özleyeyim ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey doğamıza aykırı yani bizi. Ya ben müneccimim. Söylesin benim ya. Arkadaşım dondurmacısın. Roma zamanından beri dondurmacısın. Ben? Evet. Hirosun sen 300 yıl yaşıyorsun. Ya gerçekten ya çok problemli bir çocukluk geçirmişsin. Uzatma. Ya. Hasta öksürdüğünde elinize gelip öksürü kesince içeri giren bir şey var mı? Elime gelip niye? Ya bak hadi kapat ya kapat. Arkadaşım. Hocam arkadaşına başlatma hocam yani ben. Benim burada ben para bana istemiyorum. Benim kariyerim bitti ya. Gerizekalıya gülünmez. Arkadaşım. Sizi sevdikleri için gülüyorlar hocam. Niye böyle anlıyorsunuz? Ben sana söylüyorum. Adam değilim şu anda. Biliyorum adam olmadığını. Nasıl giyeyim? Ayaktan mı giyeyim? Ne yapayım? Arkadaşım. Normalde yataktan kalktın. Gömleğe git. Al gömleği giy bakalım. Yataktan kalkıp tuvalete gidiyorum. Gömleğe niye gideyim? Tuvaletten sonra. Siz dolaba mı işersiniz hep kalkınca? Yani ben anlamadım ki bunu. Nasıl bir insansınız? Arkadaşım. Yani? Bak sana şimdi göstereceğim. İnanmıyorum. Salamlı mı o? Ayıp söyleme. Ayu. Salamlı mı? Öyle öyle. Salatalık da var mı içinde? Var. Olmadı yönetmenden bir parmak isteriz. Sabah kalk tuvaletini yap. Yüzünü yıka. Tırnaklarını ojele sonra git. Sizin nasıl bir hayat felsefeniz var ya? Tabii ek iş var siz rahatsınız herhalde. Bize deli mi? Deli mi teyze? Tan cevap ver. Sen arabaya bakacaksın ha. Rehineleri kurtar manyak de. Sen arabaya bakacaksın ha. Rehineleri kurtar. Rehineleri? Delileri kurtarayım. Gelin hocam. En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam yapayım. Kestik. Tedavi oluyorsun diye gününü değiştirmiştim. Evet içimdeki yönetmeni aldırıyorum. Öyle değil arkadaşım. Değil. Bak beni taklit et. Benim yaptığımı yap. Ya, evet. Hemen bak. Beni taklit etme. Evet hocam. Şimdi de ki. De ki. İş elinle. Hey delikanlı. Ne mi dedin kendine? Elçi. Ha sağ ol. Ne güzel bir simit anlayışın var ya. Tamam işte bunu bölüşün. Biri sana bir yönet... Ya simit simit ya. Bu ne ya? Bu ne? Araya düşersin denize. Düş. Abi gerizekalı ben varım memlekette. Sen yani... atladığında Melike'nin sırtına vurup düşüyorsun. Melike geç önüne. Melike de kafadan kameraya giriyor. Abiyle beraber sigorta işte. Melike düşmüş. Melike sen düş. Sen Melike'yi arkadan çarp denize düş. Tam atlamışsın Melike oraya. Atla. Melike bir yere düşmüş. Ben ona çarpıyorum. Ben denize. Melike nereye düştü Melike bu arada? Melike adaya mı çıktı? Düşmüş. İki ayağıyla benim başıma geldiği için söylüyorum arkadaşım. Aa gerçek bir gerizekalılık öyküsü. Aa onu söyle. Sesini duyalım ama bağır. Sessiz olsun. Gerizekalı diyorum. Biliyor musun oyunu? Hayır. Üç parmağını, baş parmağını, işaret parmağını ve orta parmağını deliğe geçireceksin. O öyle değil o bir kere. İşaret parmağı, orta parmağı ve yüzük parmağı. İnsan olanlar böyle oynar. Hadi bakalım. Hüseyin arkadaşım, hazırlanmış da gelmiş yıllar sonra bizim salak müziği çal. Oo yönetmen sahneye çıkıyor ha? Sam söyle de ki onu öpersen insan olacak. Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de... Arkadaşım! Seyirci iki tane tabanca verin. Seyirci iki tabanca verin. Bir el bombası. Şuraya bir yere mayın kurun. Hadi ama durmayın. Seyirciden durmuş. Arkadaşım sizi sadece bir pozisyonda gelince benim beyin gitti. Ay bir ara gelmişti. Aman aman bunlar iyi ya işaret. Ne nane, pul biber ve yağ döktün mü çorbanın? Dökmedim. Hiç Kaliforniya işi değil çünkü. Onu genelde Çorlu Türkler yapar. Sende sinema suratı yok. Sinema olsun suratın.
Sinema suratı yok, sinema olsun suratın. Evet, Cenab-ı sen benim kahramanımsın. Kahraman suratı ver. Sen de benim balımsın. Öyle gider bu ilişki. Ver kahraman suratını. Ah. Sen onu niye çevirmeden yapıyorsun? Kimi? Alttan ayağından çevireceksin, o döndükçe ona şekil vereceksin kıza bakarak. Yok, hiç öyle bir şey yok. Var. Niye, kız kavanoz mu? O kavanoz yaparken olur öyle. Çevir. E kızın her tarafı aynı mı? Nasıl yapayım döndürüp ben bunu? Böyle tek o da güzel... senin ustalığın. Nasıl? Bu çevrilerek yapılıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Dur, burnunu nereye denk getireceğim? Nasıl yapayım? Böyle saçma bir şey olur mu? Aha, arkadaşım, biliyor musun nasıl doğum yaptırılır? Evet. Nereden biliyorsun? Sabırla. O kadarını biliyorum. Nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorum? İki defa yaptım. Ara anneni. Ne? Annemi arayayım. Telefonla anneni, anneanneni, ebeni ara birini. Ah, benim de sizinkini aramak geçti. İşim ne? Ha, gel bir şeyler içelim oğlum ya. Arkadaşım öyle değil. Değil. Boş... Hoş geldin. Beş hoş gittin. Geldin. Öpeyim yanaklarından, teşekkür ederim çiçek için. Ha, inşallah evlisindir, kocan da vurur beni. Bu azap da burada biter tabii. Çok zarifsiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu yönetmenin kabristanına. Arkadaşım git hanımefendiyi delirt. Bir ay yönetmenle tatil kazandınız. Da söyle çekil de ben kancayı takacağım oraya de. Hayır, sardığımdan emin olun istedim. Kalk. Ay hiç kalkasın yok. Kalk. Ay yılların yorgunluğu, yatayım biraz. Kalk. Madem adadayım artık dinleneyim bu sefer. Arkadaşım ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne, kalk. Hazır olun, yönetmen sahneye gelecek. Ne bileyim, her şeyi de bana soruyor. Ben orman bakanı mıyım ya? Ne bileyim her şeyi ya? Bu ses ne? O böcek kim? Derdik ben ya. Ayı olabilir. Bence ayının daniskası bu zaten. Yani bu saatte böyle şaka yapılır mı? Fik 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 ya. Bu ne saçma bir şey ya? Şaka yapma hemen. Yapmıyorum. Çıkayım mı ben? Hayır. Evet. Seyirci bir susun, konuşalım iki dakika. Seyirci bir susun diyen ilk patavatsız sizsiniz dünyadaki. Aldın mı gerizekalı? Sen aldın mı gerizekalı? Sen aldın mı? Ne biçim adamdasınız be? Arkadaşım, konuşan karşındaki mal benim.